12'de herkes oraya gelecek ve program başlayacak. Şu andaki durumu Elif'ten öğrenelim ve gördüğüm kadarıyla her zaman polis çemberi içinde olan, böyle demir parmaklıklarla, bariyerlerle kapatılan Galatasaray Meydanı açık. Evet Elif, seni dinliyoruz. Evet Namık Koçak, aslında aylardır, yıllardır cumartesi hanelerine kapatılan Galatasaray Meydanı, ablukaya alınan, polis ablukasına alınan Galatasaray Meydanı bugün verilen izinle birlikte, yani bininci haftasında bariyerler kaldırılarak bir nevi özgür bırakıldı diyebilirim. Ben şimdi size buradaki alanı biraz göstermeye çalışacağım. Normalde şu anda bulunduğumuz yerde polis bariyerleri vardı. Cumartesi hanelerinin 700. haftasından sonra gelen müdahaleyle birlikte burada eylem, etkinlik, oturma eylemi yasaklanmıştı ve bu anıtın etrafı polis bariyerleriyle kapatılmıştı. Ama yapılan açıklamanın ardından bininci haftada meydanın, Galatasaray Meydanı'nın cumartesi annelerine açılması izninden hemen sonra bu gördüğünüz bariyerler çekilerek meydan açılmış oldu. Ama sadece meydanın etrafı açıldı. Bununla ilgili de belli kısıtlamalar hala söz konusu. Sabahın erken saatlerinde yine polis ablukasında alındı diyebiliriz. Bunu özellikle görüyoruz. Yine tomalar, anons araçları, çok sayıda polis, görevli polis buradalar. Sabahın ilk saatleri itibariyle İstiklal Caddesi'ndeki yerlerini aldılar. Meydanın etrafı açıldı ama bununla birlikte bir güvenlik önlemi alındı diye görüyoruz. Çünkü meydana yaklaşık bir 500 metrelik bir alan açılmış oldu. İstiklal'in meydana gelen alanlarında kontrollü giriş çıkışlar sağlanacak gördüğümüz kadarıyla. Çünkü burada polis bariyerleri açıldı. Buraya meydana Elif, sen gelmek konuşurken, isteyenlerin de... Evet Elif, sen konuşurken yan tarafa da geçmişteki o bariyerlerin fotoğrafını koyduk. Sen göremiyorsun tabii orada. Artık bu bariyerler yok, kaldırıldı. Verelim arkadaşlar o bariyerleri. Bugünlük kaldırıldı Namık Koçak. Evet. Şu an bildiğimiz kadarıyla bugünlük kaldırıldı o bariyerler. Bundan sonrası için de nasıl bir işleyiş devam edecek, ona ilişkinde iktidardan henüz bir açıklama gelmiş değil. Özlem Zengin, sadece bininci haftaya özel olarak biz cumartesi annelerinin kayıplarımızla buluşma mekanı dedikleri Galatasaray Meydanı'nı açacağız açıklamasında bulundu. Ondan sonra işleyecek sürecin nasıl olacağına dair de bir fikrimiz yok. İşte şu anda size gösterebildiğim kadarıyla. Görüntüde donma meydana geldi. Tabii dediğimiz gibi şöyle bir geçmişe bir göz atsak. Kitaplar yazıldı bununla ilgili. Dosyalar açıldı. Takipler yapıldı. Ve insan hakları örgütleri çok büyük mücadele verdiler Galatasaray'da o cumartesi anneleri için. Ama cumartesi annelerinin kararlılığı ve sonra bakın, biz bu cumartesi anneleriyle ilgili tanıtımlarımız girdikten sonra sosyal medyadan bir takım eleştiriler de geldi. Efendim Diyarbakır annelerini ne unutuyorsunuz? Diyarbakır annelerini de unutmadık. Biz burada Diyarbakır annelerinden de söz ettik. Hiçbir zaman AKP iktidarında olduğu gibi AKP iktidarı her alanda kurulu düzene karşı başka bir şey koydu karşısına. Efendim baroların karşısına kendi yanları barolarını koymaya çalışıyor. Öğretmen kuruluşlarının karşısına öğretmen kuruluşu. TÜSİAD'ın karşısına MÜSİAD. Yani hep böyle bir alternatif getirme çabası oldu. Burada da cumartesi annelerinin karşısına Diyarbakır annelerini koydular. O annelerin acısıyla bu annelerin acısı arasında bir fark yok aslında. Tüm annelerin acısını paylaşıyoruz biz. Ama şu da var. Diyarbakır anneleri hükümetin sanki bir organizasyonuymuş havası verdi. Ve hükümet oraya pek çok ünlüyü götürüyordu. Bakanlar gidip oralara uğruyorlardı, destek veriyorlardı, dertlerini dinliyorlardı. Ama bu Galatasaray'daki cumartesi annelerinin yanına bir kez olsun gelmediler. Gelmediler. Ve dediğimiz gibi bir de onlara üstelik terörist muamelesi yaptılar. O yüzden o anneler de bizim annelerimiz.
Bu anneler de bizim annelerimiz. Çünkü hani bir söz vardır bizde. Ağlarsa analar ağlar diye. Gerçekten gerisi yalan ağlar. Bu acıyı yaşayan bilir. İşte bakın geçmiş yıllarda çektiğimiz fotoğraflardan bakın orada kırmızı başı örtülü iskemlede oturan Elmas Eren. Elmas Eren şu anda yaşamıyor. Elindeki fotoğrafta Hayri Eren'in oğlunun fotoğrafı var.